Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 13 Nisan Salı. Merhaba. Bakanlar Kurulu acil fren yasa tasarısını kabul etti. Korona pandemisine karşı tek elden karar alınabilmesini içeren salgından koruma yasası Bakanlar Kurulu'nda onaylandı. Federal hükümetin 100 bin insan başına 7 gün içinde vaka sayısı 100'ü geçen bölgelerde saat 21 ile 5 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilecek. Perakende ticaretine de sınırlama getirilecek. İnsidans değeri 200'ü geçen bölgelerde ise yuvalar ve okullar kapatılacak. Tasarı Alman parlamentosunun çarşamba günkü oturumunda, cuma günü de eyaletler meclisinde ele alınacak. Korona kurallarının yamalı bohça yapısına son verilerek ülke çapında tek tip kurallar uygulanacak. Bakanlar Kurulu'nun bu sabah kabul ettiği salgından koruma yasasında yapılan değişikliğin amacı böyle açıklandı. Bir bölge veya bağımsız bir şehrin arka arkaya 3 gün boyunca 100 insidansını aşarsa aşağıdaki kurallar uygulanacak. Bir aileden insanlar günde başka bir aileden en fazla bir kişiyle görüşebilecek. 14 yaşından küçükler muaf tutulacak. Saat 21 ile 5 arası acil durumlar ve çalışma zorunluluğu hariç olmak üzere sokağa çıkılmayacak. Parklar, yüzme havuzları, spor merkezleri, barlar, diskotekler kapalı tutulacak. Kafeler ve lokantalar sadece gel al ve paket servisi hizmeti verebilecek. İşverenler çalışanlarına iş yerlerine gitmelerine gerek kalmadan evden çalışma yani home office imkanı sağlayacak. Yiyecek içecek satan marketler, eczaneler ve petrol istasyonları hariç tüm mağazalara kapatma zorunluluğu gelecek. Sinemalar, tiyatrolar, müzeler, hayvanat bahçeleri ve konser salonları açılamayacak. Otobüslerde, tramvaylarda, metrolarda, taksilerde FFP2 tipi maske takılacak. Turistik seyahatlerde, otellerde konaklanamayacak. 100 bin insan başına vaka sayısının 7 gün içinde 200'ü aştığı bölgelerde ilk ve orta dereceli okullar kapatılacak. Cenaze törenlerine de en fazla 15 kişinin katılmasına izin verilecek. Alınan kararlara göre sadece bireysel sporlarla temassız egzersizlere izin verilecek. Spor salonları açılamayacak. Virüse karşı bağışıklığı olan profesyonel sporcular için ise istisnalar devam edecek. Antrenmanlara izleyici alınmayacak. Çünkü onlar virüse karşı bağışıklığı değil. Bugün Başbakan Angela Merkel başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında işverenlere çalışanlarına haftada bir kez test yaptırma zorunluluğu tasarısı da kabul edildi. Alınan karara göre test ücreti işverenler tarafından ödenecek. Alman İşverenler Birliği ise test yaptırma mecburiyetine ve ücretlerin işverenler tarafından ödenmesine tepki gösterdi. VDU böyle bir uygulamanın işverenlere ayda 7 milyar euroya mal olacağını, zaten pandemi nedeniyle yaşanan mali sıkıntıların daha da artacağını söyledi. 7 günlük insidans yükselmeye devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü bir gün içinde 10.810 korona enfeksiyonu ve 7 günlük insidansı 140.9 olarak kaydetti. Yoğun bakım hekimleri Nisan ayında yüksek sayıda yeni hasta beklediklerini açıkladı. Almanya'daki sağlık tarihleri bir gün içinde Robert Koch Enstitüsü'ne 10.810 yeni korona enfeksiyonu ve 294 yeni ölüm vakası bildirdi. RKI'ye göre 100 bin kişi başına 7 gün içinde bildirilen yeni korona enfeksiyonlarının sayısı ülke çapında
%140.9'a çıktı. RKI bir gün önce 7 günlük insidansı 136.4 olarak açıklamıştı. Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle hastane ve kliniklerin yoğun bakım ünitelerinde yatan hasta sayısının giderek artış gösterdiği görülüyor. Sağlık kuruluşlarına günlük 50 ile 100 arasında yoğun bakım gerektiren COVID-19 hastası alındığını söyleyen Almanya Yoğun Bakım Hekimleri Birliği, Augsburger Allgemeine'ye yaptığı açıklamada Nisan ayı sonunda yoğun bakıma muhtaç hasta sayısının 6.000'in üzerine çıkmasının beklendiğini vurguladı. Daha önceki öngörülerde hasta sayısı en fazla 5.000 olarak hesaplanmıştı. Almanya Yoğun Bakım Hekimleri Birliği Başkanı Gernot Marx, 3. dalganın ürkütücü boyutlara geldiğini, siyasilerin ülke genelinde geçerli olacak sıkı tedbirleri bu hafta içinde yürürlüğe koymasının zorunlu olduğunu söyledi. Tek elden alınması beklenen tedbirlerin gecikmesi durumunda ölümcül vakaların kontrol edilemeyecek düzeyde artış göstermesinden korkuluyor. Zaten şu anda sağlık kurumlarının kapasite sınırlarının zorlandığı uyarısı yapılıyor. Marx, federal hükümeti, federal meclisi ve eyaletleri bu hafta ülke çapında planlanan tek tip uygulama düzenlemelerini kabul etmeye çağırdı. Nisan ayı sonuna kadar yasa çıkarılmazsa hasta sayısı 7.000'e yükselecek. Marx, çok sayıda ağır hastalıktan ve hayatta kalamayacak pek çok insandan bahsediyoruz, dedi. Essen'de ise son 24 saat içinde 707 insanda daha koronavirüs tespit edildi. Aynı süre içinde 30 insanın daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı da 6.521'e yükseldi. Eyalet çapında 7 günlük insidans 141.5'ten 142'ye çıktı. Essen, Paskalya tatilinden sonra eyaletteki okullarda zorunlu korona testi uygulama kararı aldı. Buna ne denir? Günaydın. Karar Wiesbaden'da Başbakan Volker Büfi'ye ve Kültür Bakanı Lortz tarafından açıklandı. Lortz, öğretmenler ve öğrenciler için haftada 2 kez test yapma zorunluluğunun şu anda okullarda güvenli ders yapılabilmesi için çok önemli olduğunu vurguladı. Testin kanıtlanabilmesi için 2 varyanttan birisi seçilecek. Okul dışında yapılan ücretsiz test veya devlet tarafından okullarda yapılan ücretsiz kendi kendine test. Okula başlama gününden en fazla 72 saat önce yaptırılmış testler kabul edilecek. Test ibraz edemeyen veya okulda test yaptırmak istemeyen öğrenciler yüz yüze derslere katılmak yerine derslere evden katılacak. Çocuklarının derslere katılmasını istemeyen velilerin yazılı başvuru yapması gerekiyor. Yetişkin öğrenciler ise bu başvuruyu kendileri yapacak. Paskalya tatilinden sonra 1. sınıftan 6. sınıfa kadar öğrenciler derslere dönüşümlü olarak katılacak. 7. sınıftan itibaren tatilden önce olduğu gibi derslere uzaktan ve yüz yüze katılmaya devam edecekler. Lise bitirme sınavları planlandığı gibi 21 Nisan'dan itibaren başlayacak. Bitirme sınavına girecek öğrencilerin tamamı her sınav öncesi isterse test yapabilecek. Bunu yapmak istemeyen öğrenciler sınava maskeyle girecek. Ayrıca kreşlerdeki anaokulu eğitmenlerine düzenli olarak test yapılacak. Başbakan Büfi'ye küçük çocukların testlerden muaf tutulmasına devam edileceğini açıkladı. Büfi'ye, buna ek olarak ebeveynlere mümkünse çocuklarına evde bakmaları çağrısı yaptığını söyledi. Korona kabinesi, mevcut korona durumu nedeniyle Hessen'deki korona önlemleri planını yeniden düzenledi. Yeni Hessen düzenlemeleri 19 Nisan'dan 9 Mayıs'a kadar geçerli olacak. Değerli dinleyiciler, bugünlük bizden bu kadar. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz.
radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.